Oturabilir miyim? Buyur Neşe, gel. Vallahi iyi ki seni gördüm Ersin. Hayırdır? Ya böyle hastanede konuşacak kimseyi bulamayınca, hele de böyle geceleri, şu duvarlar var ya, böyle üstüme üstüme geliyor. Zaten rengi de kötü. Yok be, zevkli ne olacak ki? İlahi Neşe. Şimdi şuradan çıksa suratında aynı görmek isterdim. Aman çıksın çıksın. Ay yeter ki tanıdık böyle iki laf edecek biri olsun. Ya bütün gün sus sus kendi sesini unuttum ben. Bilirim. Sen nereden bileceksin be? Siz evde üç kişisiniz. Sen Zuhal nasıl? Hiç gelmiyor bu ara. Geziye gitti arkadaşlarıyla Viyana'ya. Vay. E gitseydin ya sen de iki gün değişiklik olurdu. Ne yapsınlar onlar? Ayak bağı olurum. Hem o da istemez zaten. Ay ne oluyor be? Siz daha yeni mi sayılırsınız? Bak, bu benim ikinci. Bugüne kadar bu evlilik denen şeyden bir tek şey öğrendim ben. Neymiş? İstediğin kadar evlen, sonuçta tek başınasın. Şu senin hastane duvarları var ya üstüne üstüne gelen. Gel bir de benim evdekileri gör. Hadi canım. Konuşacak biri olsa da olmasa da bal gibi yalnızsın işte. Biliyor musun bazen günde 40 hasta geliyor. Yani 40'ıyla da konuşuyorsun, vakit geçiriyorsun bütün gün. 40 insan ya. Günün sonunda bir tanesinin yüzü kalmıyor aklında. Böyle böyle geçiyor zaman işte. Bir de bakmışsın, konuşsan da aynı, konuşmasan da. Bu krepler yarında yenir mi? Yenir tabii canım, azıcık ısıtırsın taptaze olur. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok, biz hallettik. Evet. Çok teşekkürler Mehmet. Çok güzel bir gündü. Ama artık gitsem iyi olur. Malum yarın gene bir sürü iş. Ben teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğin için. Hoşça kal Elif'ciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koca Cemalettin Efendi, çok değerli bir insanmış. İyi bir devlet adamı, dört dörtlük bir aile reisiymiş. Çok dürüstmüş. Ondan bütün İstanbul korkarmış. Bir kükredi mi herkes tir tir titrermiş. Rahmetli çok küçük yaşta bütün ailesini toparlamak için canla başla çalışmış. Onları mutlu etmek için gözünü budaktan esirgememiş. Her türlü fedakarlığa göğüs gelmiş. Ailesini, eşini, dostunu mutlu yaşatmış. Rahmetli babam da hep... Yanımızda uyumak istedi. Ben de kıyamadım, halsiz hala. Bu kadar halsiz olması normal mi Alper? Bütün gece hastanedeydi. Hem yüksek ateş halsizleştirir. Bir şey çıkmaz değil mi altından? Yani hastanede atladıkları bir şey. Yok merak etme. Bütün tetkikler yapıldı. Bir iki güne kadar toparlar. Sen öyle diyorsan. Ben çıkacağım biraz. Nereye gideceksin? Hava alacağım. Bu saatte? Hastanede çok sıkıldım. Yürüyeceğim biraz. Tamam sen bilirsin. Neden gelmiş? Beni eve bıraktı. Ben de yemeğe davet ettim. Biraz erken değil mi abi? Ne için erken? Anlamadım cevap. Ya ne bileyim işte. Annem yeni öldü. Elif'le de aranı yeni yeni düzeltiyorsun. Cemal sen yanlış anladın. Ceyda Hanım sadece... Annemin doktoruydu en son. Evet öyleydi. Abi. Elif ne düşünecek sence?
Seviyorum. Naci, böyle bir şey hissetmedim. Ben böyle bir şansım olacağını hiç düşünmemiştim. Ama sen bana bu şansı verdin. O zaman bunu niye yapıyorsun? Çünkü artık olmaya başladı. Umurumda değil. Nelson. Ağlıyor musun sen? Yaşadığımız her şey sonsa değil. Ya. Bakma. Zeynep. Film bu film. Kız gerçek hayatta ölmüyor. Ya biliyorum Mehmet ya. Fena oldum işte. Aklıma şey geldi. Ne? İşte tam mutlulardı. Her şey çok güzeldi. Hayal kurmaya başlamışlardı. Hı. Bizim gibi yani. Sonra işte... Anlaşıldı. Bundan sonra bu evde komediden başka film izlenmeyecek. Ya Mehmet, ya bir gün bana da bir şey olursa? Saçmalama Zeynep. Söyleme böyle şeyler. Bunlar gerçek hayatta olmaz. Mesela bana da hiçbir zaman bir yerden böyle yüklüce bir miras kalmayacak. Çünkü olmaz böyle şeyler. Ya olursa? Mehmet, bir gün bana bir şey olursa? Tamam. Benden sonra bir başkasını sevebilir misin? Tamam. Senden sonra. Senden sonra diye bir şey olmaz ki. Eğer ilk giden ben olursam, benden sonra bir başkasını sever misin? Yani eğer seversen, ben kızmam. Sen mutlu ol isterim. Sana iyi baksın. Seni sevsin. Benim sevdiğim kadar sevsin. Ama eğer sen onu benden daha çok seversen... Sevmem. Belki unutmazsın beni. Ama yine de seversin. Yaşamam o zaman. Ben senden öncesini bile hatırlamıyorum ki nasıl yaşadığımı. Yok, istemem. Senden sonrasını da istemem Zeynep. Hem biz zaten hep beraber olacağız ki. Sonsuza kadar. Başkası da olmayacak. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü mümkün değil. Çünkü böyle şeyler sadece filmlerde olur. Hem... birini bu kadar çok sevdikten sonra başkasını sevemezsin ki.